Ben mesleğim adına çok üzüldüğümü ifade etmeliyim. Gazetecilik adına da çok üzüldüğümü, bu manzaranın beni çok üzdüğünü ifade etmek isterim. Bir kere herkes bilir ki gazetecilik bir mesafe mesleğidir. Ve gazeteciler evet herkesle görüşürler, suçlularla ama da görüşürler. Ama birilerinin adamları olmazlar. İdeali budur. O sınır ihlal edilmemelidir. Yani bugünlerde biraz zor ama evet gazeteciler suçlularla da görüşürler. Mesela eskiden Mehmet Ali Mehmet Ali Birant kalktı. Ağca ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Hı hı. Apo ile görüştüler insanlar. Bir dolu gazeteci görüştü. Uğur Dündar gemi kaçıran Çeçenlerin gemisini atladı. Dünyada da bir dolu kriminal insana görüşülür. Tabii. Kaldı ki bunlar arasında Sedat Peker yakın zamana kadar milliyetçi muhafazakar iş adamı yani. Yani henüz hakkında bir dava bile açılmamış. Bir soruşturmanın varlığına söz ediliyor. O bakımdan bir gazeteci haber kaynakları ilişkisini nasıl ayarlayamaz onun örneğini gördük. O yönüyle yani arkadaş bir gazetecilik ilişkisinden çok bir yani Sedat Peker'le bir ahbaplık ilişkisine evrilmiş bu iş ve bu bütün mesleki sınırların dışına taşılması demek. Diğer taraftan gazeteci evet siyasetçilerle dost olunabilir. Yani benim de mesela ahbabım yani. Ama bu onun basın elemanı çalışmanı durumuna dönüşmemi sağlamaz ve gerektirmez. Ya da evet bizim hayatımızda da ahbap çocukluğumuzdan tanıdığımız insanlar ve bunlar suça karışmış olabilirler. Yani olabilir arkadaşlar. Suçlu tanıklarımız olamaz mı? Olabilir. Ama gazetecilik ilişkisi buna hizmet etmeye dönüşmemeli ve bu ilişki sınırların dışını taşmamalı. Bu bakımdan maalesef yani manzara hiç şey değil, kabul edilebilir bir manzara değil. Bu yönüyle bir ders de çıkarılması gerekir. Gazetecilerin bu örnekten bir ders çıkarması gerekir. Diğer taraftan şu da yani bir siyasetçiyle bir yeraltı dünyasının önemli bir figürü arasında gazeteci nerede durmaması gerektiğini bu örnekten pekala görebilir. Giderek gazetecilik sınırlarının dışına çıkıldığı gibi giderek tuhaf bir ahbaplık yani anlaşılmayan tuhaf bir ahbaplık halini almış. Bu yönüyle maalesef dün için çok üzücü bir manzarayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak bir notum vardı onu söylemeyi unutmuşum. Tabii. Bir şey Nazlı Ilıcağı bilirsiniz. Süleyman Demirel ile ilişkisi yasaklı zamanında bir şeyler söylüyordu. O da yazıyordu. İş takibini yapmıyordu hocam. Onu haber Nazlı Ilıcağı, Sedat Peker'le de röportajı var mesela. Yok. Ben siyasiyle ilişkisinden bahsediyorum yani. Onun bir haber kaydı. Yani bir şey söylüyor. O da onun köşesinde yazıyor, tamam. Ama piyasada sağda solda elektrik faturasını, su idaresini bilmem ne iş takibini yapmıyor bu adam ya. Şimdi zaten o görüşmede yani. Adi Özcük'te İki kişi hakkında da dostum ifadesini kullanıyor. Evet. O yönüyle yani zaten gazetecilik ilişkisi terk edilmiş anladığım kadarıyla ve bu yani bu mesleki sınırların tümüyle dışına taşan dostluk ilişkisi iki tarafa da yani belli ki çok ağır zarar veriyor. Dolayısıyla ben bunun çok mesleki açıdan irkiltici bir örnek olduğunu herkesin bütün gazetecilerin bu noktada ders alması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Ben bu dostluğumu satacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Onu söyleyeyim. İkincisi Süleyman Soylu ile ben Sedat Peker konusunda eğer Süleyman Soylu'dan Sedat Peker aman bu videoları durdursun vesaire gibi bir mesaj götürmüşsem buradan senin kanalında da söylüyorum. Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım.